Çok kıymetli takipçilerimiz, kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir haberle daha karşınızdayız. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bu konu hakkındaki görüşlerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. İyi seyirler. Bakan Dönmez'den Doğu Akdeniz Gazı Müjdesi. Değerli izleyenler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Belek Turizm Merkezi'nde düzenlenen Europer Avrupa Enerji Borsaları Birliği 20. yıl buluşmasına katıldı. Avrupa Enerji Piyasası'nın Antalya'da buluştuğu Europer'te konuşan Bakan Fatih Dönmez, Europer bu sene 20. yılını kutluyor, küresel salgın süreciyle birlikte ortaya çıkan enerji darboğazı. Serbest piyasa dinamiklerinin korunması adına paydaşların ne denli önemli olduğunu bir kere daha gösterdi dedi. Yerli ve yenilenebilir kaynakları kullanmaya ve Ar-Ge çalışmalarıyla teknolojik altyapıyı güçlendirmeye devam ettiklerini kaydeden Dönmez, Türkiye, bugün 100 bin MW'ı aşan elektrik kurulu gücüyle Avrupa'da 6. dünyada 14. sırada yer alıyor, kurulu gücümüzün %54'ü yani yarısından fazlası yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşuyor. 2021 yılında 331 TWh elektrik üretimiyle Avrupa'nın en büyük 3. ülkesi olduk. 2022 Nisan ayında yaptığımız 25,92 TWh üretimin %55'ini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağladık. 1. Önceki yılla kıyasladığımızda yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimimiz %11 oranında artış gösterdi. 2021 yılında elektrik ithalatımız 2,33 TWh oldu. Yine aynı elektrik ihracatımız ise bir önceki yıla göre %68,56 artarak 4,19 TWh olarak gerçekleşti ifadelerini kaydetti. Türkiye bulunduğu coğrafyada en yüksek kurulu güce sahip olduğuna dikkati çeken Dönmez, Türkiye, komşularıyla bu ilişkiyi, bu ticareti gayet sağlıklı bir şekilde yürütmektedir. Türkiye, Avrupa'nın en ucunda yer alan bir ülke olması hasabiyle, bizim doğudaki komşu ülkelerle de elektrik ticaretimiz var, Gürcistan, Irak. Savaştan önce Suriye ve geçmişte yine İran ile elektrik ticaretimiz vardı, şimdi bu halkaya Azerbaycan da eklendi, Gürcistan üzerinden Türkiye'ye belki Avrupa'ya elektrik transferini yapabileceğiz, belki önümüzdeki günlerde Doğu Akdeniz gazının da Türkiye üzerinden pazarlara ulaşmasıyla alakalı yeni adımlar atılabilir. Doğalgaz tarafına baktığımızda orada da devreye aldığımız uluslararası projelerin ne denli hayati olduğu ortaya çıktı. Önümüzdeki yıl kullanıma başlayacağımız Karadeniz gazı, Saros Körfezi'nde inşası devam eden FSRU tesisimiz ve doğal gaz depolama tesislerimizin kapasite arttırma çalışmalarıyla arz güvenliğimiz çok daha iyi bir noktaya gelecek, sahip olduğumuz bu altyapı ve kaynaklarla, ülkemiz yakın gelecekte Avrupa için referans fiyatın oluşabileceği bir ticaret merkezi konumuna gelecek, çalışmalarımızı bu vizyon doğrultusunda sürdürüyoruz dedi.